Benim 10 yıllık turist vizem vardı. Amerika'ya teyzemin yanına geldim. Teyzem okul okumamı Amerika'da kalmamı istedi. Ben istemedim ve geri döndüm. Bu arada Türkiye'de evlendim. Yine aynı vizemle doğum için Amerika'ya geldim. Doğumumu yaptım, ülkeme geri döndüm. 2 sene önce tekrar vize başvurusunda bulundum. Ve 10 yıllık tekrar vizemi aldım. Oğlumun pasaportunu değiştirmek için geri elçiliğe gittiğimde elimden benim de pasaportumu aldılar ve bana planlı gebelik için Amerika'ya gitmemin doğru olmadığını söyleyerek vizemi iptal ettiler. Sonrasında da istediğim zaman tekrar vizeye başvuracağım söylendi. Benim kuzenim polis olduğu kutlamaları var ve teyzem tekrar başvuruda bulunmamı istiyor. Size sorum şu, ben elçiliğe karşı kendimi nasıl savunmalıyım? Yapılan bu haksızlığı ne şekilde dile getirsem etkin olur? Vizemi geri alabilme şansım var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyebilirim. Hani siz bunu haksızlık olarak görebilirsiniz ama Amerikan konsolosluğu bu konuda %100 yetkiye sahip. İster vizeyi verebilirler, ister var olan vizeyi iptal edebilirler, isterse seyahat edilmesine engel koyabilirler, bir ihlal var ise bu şekilde %100 bir takdir yetkisine sahipler. Zaten siz vizeyi alırken onu iptal etme, iptal edilme durumları olacağı noktasında da o noktada size bilgi vermiş oluyorlar. Yapılan başvuruyla bile siz onu biliyor olmanız gerekir. Tabii buradaki durum şu, sizin daha önceki Amerika'ya gebelik amacıyla gelişinizi, turist vizesiyle yapıyor olmuş olmanız ve bu noktayı göçmenlik dairesine ya da Amerikan konsolosluğuna bildirmiyor olmuş olmanızdan dolayı var olan vizenizi iptal etmiş durumdalar. Siz tek yapmanız gereken eğer bu şekilde bir tekrar başvuru yaptığınızda ise size bu sefer itibariyle vize verip vermeme kararını onlar yapacaklardır. Şansınız var mı noktasında ne kadar şansınızın olacağı tabii ki Türkiye'deki bağlarınızla bağlı ve görevlilerin bu noktada size nasıl bir dönüş yapacağıyla bağlı olacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.